Sevgili seyirciler, HRT ekranlarından iyi akşamlar diliyoruz. 28 Kasım 2022 günlerden pazartesi ve ana haber bültenine Hatay'a bağlı Payas ilçesiyle başlıyoruz. Payas ilçesiyle başlıyoruz çünkü Payas ilçesinde korkunç bir cinayet işlendi. Aile bireyleriyle arasında husumet bulunan bir şahıs barışmak için yengesini iş yerine çağırdı. Ardından tabancayla öldürdü. Zanlı hemen ardından odada bulunan iki akrabasını da rehin aldı. Tabii olay nasıl bitti? Mezara giden bir yenge ve cezaevine giden bir şahıs. Hatay'ın Payas ilçesinde aile bireyleriyle aralarında husumet bulunan şahıs barışmak için çağırdığı iş yerinde yengesini tabancayla öldürdü. Zanlı ardından odada bulunan iki akrabasını da rehine aldı. 45 yaşındaki HK kardeşleriyle aralarındaki husumeti sona erdirmek ve barışmak için aile bireylerini iş yerine çağırdı. Bir süre sonra HK kardeşinin eşi, iki çocuk annesi İnci Bağış Karakuş'la tartışmaya başladı. Sinirlerine hakim olamayan HK yanında bulunan tabancayla yengesini ateş ederek ağır yaralarken odada bulunan aile bireyinden iki kişiyi de rehin aldı. Silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken odada rehin tutulan iki kişi özel harekat polislerinin operasyonuyla kurtarıldı. Yerde kanlar içinde yatan İnci Bağış Karakuş'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Gözaltına alınan HK emniyete götürülürken yenge Karakuş'un cansız bedeni adli tıp morguna kaldırıldığı olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı. Evet, bu ve benzeri cinayetler ne yazık ki neredeyse ülkemizde her gün işleniyor ve insanlar yaşamlarını yitiriyor. Diğerleri de hapishaneyi boyluyor. Hiç tabii istemediğimiz, tavsip etmediğimiz olaylar bunlar. Evet ve Ümit Özdağ, Profesör Doktor Ümit Özdağ, Zafer Partisi Genel Başkanı, özellikle göçmenlere yönelik çıkışlarıyla ön plana çıkan bir isim. Göçmenler özellikle dedik ama göçmenler arasında tasnife gideceksek özellikle de Suriyelilerle alakalı yaptığı açıklamalarla ön plana çıkan bir isim. Ve Ümit Özdağ bugün HRT'deydi. Can arkadaşımızın sorularını yanıtladı. Gündeminde Suriyeliler vardı, Hatay vardı ama Hatay'la ilgili de önemli ve çarpıcı açıklamalar yaptı. Onlar gelirken Türkiye'nin en yetişmiş, seçkin insanları da Türkiye'yi terk etmeye başladılar. Doktorlar, yazılımcılar gitmeye başladılar. Ama sadece bakın doktorlar, yazılımcılar mı gitmeye başladı? Hayır. Gaziantep'ten de yetişmiş insanlar gitmeye başladı. Coğrafi yer değiştirme gerçekleşiyor, nüfus değiştirmesi. Kaç yaşındasınız? 30. Kaç çocuğunuz var? Bekarım. Bekarsınız. Suriyeli olsaydınız şimdi en az 3 çocuğunuz vardı. 40 yaşına, 45 yaşına geldiğinizde de 6. Doğru mu? Burada da öyle oluyor mu? Evet. Bakın Hataylı, Suriyeli bir kadın öğretmen derste şöyle söylüyor Suriyeli çocuklara. Biz gitmiyoruz. Kürek boğazına kadar bizim Türkler gidiyor. Neden dünyanın bütün gizli servislerinin burada temsilcileri var? Küçük Orta Avrupa ülkelerinin bile gizli servis temsilcileri var burada. Elemanları var. Neden? Neden? Çünkü burası operasyon alanı. Türkiye operasyonu Hatay'dan başlayacak, Gaziantep'ten başlayacak. Çünkü bu bölge çok hassas. Bu bölgenin demografik yapısını değiştirdiler. Bu şuraya götürecek. Ya 20 sene sonra işte dengeler değiştiğinde burada Suriyeliler kalkıp hadi biz Suriye'ye bağlanmak istiyoruz falan. Bu olabilecek en iyi senaryo. Bak. Oraya kalmayacak. Amaç
Suriyelilerin, Türklerin iyiliği, insanseverliği falan filan değil. Amaç Orta Doğu'da yeni bir devlet daha kurmak. Bağımsız, birleşik, büyük Kürdistan. Bunun için Irak'ı böldüler, bunun için Suriye'yi böldüler. Şimdi sıra Türkiye'ye ve İran'a geldi. Ama bizi burada birbirimize düşüremediler. Bizi Türk-Kürt diye birbirimize düşüremediler. Bizi Alevi-Sünni diye birbirimize düşüremediler. Bizi layık-antilayık diye birbirimize düşüremediler. Biz bir şekilde aramızda ihtilaflar da olsa, belirli konularda, siyaseten anlaşamasak, müthiş bir devlet kültürümüz ve milli birliğimiz var. Ve aynı isim Ümit Özdağ, Suriyelilerin ülkelerine dönüp dönmeyecekleriyle ilgili de cümleler kurdu. Ülkelerine dönmezler, bunları kim gönderecek, nasıl gönderecek gibi söylemlerin yanlış olduğunu, imza atılan anlaşmalara bakıldığında Suriyelilerin ülkelerine gideceklerini söyledi Ümit Özdağ aynı programda. Gönül geri dönüş olmaz diyoruz. Kimse gönül dönmez. Nasıl olur? Erdoğan da aynı şeyi söylüyor. Hı hı. Bakın biz ne yapacağımızı anlatalım. Öncelikle hemen bir nolu kararnameyi imzalayacağız. Türk Dışişleri Bakanlığı'nın ilk tasarrufu Şam'da büyükelçiliğimizi açmak olacak. Şam'ın da Ankara büyükelçiliğini açacağız. Benim başkanlığımda bir heyet Suriye'ye gidecek. Beşer Esad'la görüşmelere başlayacağız. Astana'da imzalanan anlaşma var. Bu anlaşmaya göre Türkiye, Rusya, İran arasında Suriye'nin de onayı var. Suriyeli vatandaşlar nereden geldilerse oraya geri dönecekler. Biz kimseye orada döndü ev falan yapmayız. Herkes kendi evini kendisi yapsın. Burada Türkiye'de kirada oturacaksın sen Hatay'da. Suriyeli'ye burada 11 sene baktığın Suriyeli'ye bir de normalisi için ev yapacaksın. Ortada bir yönetmelik ve yasa var bunlarla ilgili. Diyor ki yönetmelik ve yasa. Suriye'de geçici sığınmacı statüsü Suriye'de iç savaş bitince sona erer, geri dönüş esastır diyor. Yani böyle bir sözleşme yapmışız adamlarla. Geri dönüş esas. Biz yasayı uyguluyoruz sadece. İki, ya Danimarka mülteci hakkı verdiğini geri yolluyor. Suriye'de savaş bitti diyor. Doğru mu? Hangi uluslararası yasa? Bunu söyleyen ahlaksız yalancılar Türk halkına psikolojik operasyon yapıyorlar. Emperyalizmin kiralık uşakları bu alçaklar. Zafer Partisi kurulana kadar Türk halkını bunlar geri dönmeyecek diye beynini yıkayarak kendisini koruyamayacak hale getirdiler. FETÖ kumpaslarını kuranlarla bunlar aynı. KKTC yıkılsın diye dans edenlerle bunlar aynı. Emperyalizmin kiralık uyuşturucu holdingi, PKK'nın arkasında duran sözde kamuoyu önderleri bunlar. Şimdi bunlar diyorlar ki hayır, bunlar kalsınlar geri yollayamazsınız. Canınız cehenneme, Suriyelileri de yollarız, sizin gibileri de yollarız. Kalmalarının sonuçlarını Türkiye, Suriye gibi olarak öder. Suriye devleti ile Türk devleti bir araya gelecekler. Bunların rehabilite edilmesi ve Suriye toplumuna entegre edilmesi için bir çalışma başlatacaklar. Tamam bak. Rehabilite edilmesi ve entegre edilmesi. Suriye birçok kez af ilan etti. Tamam. Ama burada artık çeteleşmiş yapılar var. Hiç kimse bana ÖSO güzellemesi yapmasın. Çünkü Müslüman kardeşler ideolojisini benimsediler. Hı hı. Ve Türkiye'nin milli çıkarlarını değil, bir İngiliz istihbarat servisinin ürettiği sözde İslamcı bir ideolojiyi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dış politikasının eksenine koydular. Sonra ne değişti? Canımız okundu. İşte Suriye politikası, işte Suudi Arabistan politikası, işte Katar politikası, işte İsrail politikası ve şimdi yavaş yavaş geri dönüyorlar. Bir şey söylüyorlar, karşı mısınız geri dönmelerine? Hayır. Doğruyun yapılmasının karşısında değiliz. İyi ama biz bu yanlışları niye yaptık yıllarca? Değil mi? Niye Türk halkı bedel ödedi? Bu iş Suriye Devleti'nin işi. Suriye Devleti'yle anlaşırsınız, ona destek verirsiniz ve Suriye Devleti kendi egemenlik sahasında güvenliği sağlar. Bugünlerde de harekat konuşuluyor, kara harekatı. Kara harekat. ABD'nin Suriye'den çıkması ne kadar kolay ya da ne kadar mümkün? Türkiye-Suriye anlaşırsa ABD Suriye'den çekilmek zorunda kalır.
Evet, bu programının tamamını izlemek istiyorsanız saat 20.30'dan itibaren HRT ekranlarında olursanız Ümit Özdağ'ın neler söylediğinin tamamını izleyebilirsiniz. Ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, biliyorsunuz son 6-7 aydır Suriye ile ilgili demeçler veriyor, ılıman demeçler veriyor. Barışma konusunda adımlar atılıyor. Bunlar elbette bizi mutlu ediyor. Bu konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, siyasette küslük olmaz diyerek, ya daha düne kadar başka şeyler söylüyordunuz diyenlere cevap vermiş oldu. Türkiye-Mısır arasında böyle bir sıkıntı yaşanmaması gerekir. Tabii çok farklı bazı şeyler daha aramızda orada konuştuk. Ve daha sonra da tabii aldığım bilgi, haberler çerçevesinde kendisi de bu görüşmeden çok çok mutlu olmuş. Aynı mutluluk temennisini biz de ilettik. Ve şimdi süreç başladı. İnşallah bakanlarımızla bir süreç devam edecek. Daha sonra da bir araya gelmek suretiyle inşallah Akdeniz'de, çünkü Mısır halkıyla Türk halkının birbiriyle olan bağlantıları çok farklı. Bu gücü bizim başkalarına kaptırmamamız gerekir. Yani işte Yunanistan'ın buralara bulaşması, bu olacak iş değil. Onun için güzel gelişmeler olacak diye inanıyorum. Şimdi bizim tabii Birleşik Arap Emirlikleri ile münasebetlerimiz gayet iyi bir konumda. Daha da iyi olacak inşallah. Bu tabii malum bazı çevreleri rahatsız ediyor. Şimdi bundan sonraki süreçte nasıl Mısır'la bu iş yoluna girdiyse aynı şekilde Suriye ile de bu iş yoluna girebilir. Siyasette küslük olmaz. Ve Necmettin Çalışkan, Saadet Partisi Genel İdare Kurulu üyesi, ülke siyasetine yönelik yazılı bir açıklama yaptı. Gündeminde Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti vardı. Bir takım örnekler verdi. Mesela HDP dedi. HDP ile onlar görüşebilirler. Siz görüşürseniz terörist, iktidar görüşürse devletin menfaatleri söz konusu olur. Siz Beşar Esad'la görüşürseniz Beşarcı, hain, zalim olursunuz. Ama onlar görüşürse devletin çıkarı gereği olur. Böyle siyaset mi olur diye de tepki gösterdi Necmettin Çalışkan. Şimdi bizim tabii Birleşik Arap Emirlikleri ile münasebetlerimiz gayet iyi bir konumda. Daha da iyi olacak inşallah. Bu tabii malum bazı çevreleri rahatsız ediyor. Şimdi bundan sonraki süreçte nasıl Mısır'la bu iş yoluna girdiyse aynı şekilde Suriye ile de bu iş yoluna girebilir. Siyasette küslük olmaz. İsrail, Ermenistan, Suudi Arabistan, Mısır, Suriye. Ülkenin birebir muhatabı olmamasına rağmen Mısır'ın darbeyle iş başına gelen Cumhurbaşkanı toplumun gözünde şeytanlaştırıldı. İçimizden bir fert gibi kin güdülen bir hain olarak lanse edildi. Ama ne zamanki Katar'da Dünya Kupası oldu, iki ülke lideri sanki hiçbir şey olmamış, öncesinde bir şey yaşanmamış, o kadar ağır hakaretler yapılmamış, ölümler, trajediler hiç yaşanmamış gibi bir araya gelerek dostane pozlar verdiler. Mürsi bu günleri görse ne derdi acaba? Türkiye'nin dış politikası değişiyor, ancak değişen rüzgar muhalefete samimi gelmiyor. Saadet Partisi Genel İdare Kurulu üyesi Necmettin Çalışkan da ortak oldu bu konuya. İktidar çevreleri bunu devletin çıkarı olarak lanse ediyor, ancak burada şu soruları da sormak gerekir. Bugüne kadarki duruştan gerçekten devletin çıkarı var mıydı? O gün nasıl bir çıkar elde ettik?
Bugün nasıl bir çıkar umuyoruz? Yoksa bu çıkar denilen şey sancılı bir seçim arifesinde yalnızca bir partinin oy oranıyla mı, oy beklentisiyle mi ilintilidir? Birilerinin kendi çıkarını devletin menfaati olarak görmesi kabul edilemez. Maalesef AK Parti geldiği günden beri kendi varlığını devletin varlığı, kendi istikbalini devletin istikbaliyle eşit gördü. Devlet benim, ben varsam devlet vardır mantığı görüldü. Bu dönemdeki zikzaklar belki de ülke tarihinde görülmemiş düzeye yükseldi. İç politikadaki söylem ve eylem farklılıklarını da hatırlattı. Onlar neyi doğru, hak ve güzel görüyorsa o şey doğru, hak ve güzeldir. Neyi kötü ve berbat olarak ilan ediyorlarsa o şey kötü ve berbat oluveriyor. Onlar HDP ile görüşebilirler. Siz görüşürseniz terörist, iktidar görüşürse devletin âli menfaatleri söz konusu olur. Siz Beşar Esad'da görüşürseniz Beşarcı, hain ve zalim ama onlar görüşürse devletin çıkarları gereği olur. Siz Sisi ile görüşülmeli dediğinizde darbeye destek olmakla suçlanırsınız ama kendileri görüştüğünde barış adımı atmış olurlar ifadeleriyle. Yarın meçhul, kim dost kim düşman belli değil. Bugün dost olanlar pekala, yarın düşman olabilirler. Bugünün düşmanları da yarın çok rahat dost olabilirler. Ve Hatay'da otellerin internet sitelerini taklit ederek vatandaşı dolandıran bir çete. Haber ondan söz ediyor. Otellerin sitelerini taklit edip vatandaşı kandırdılar. 180 kişiyi 12 milyon 346 bin lira dolandırdılar. Muğla merkezli aralığında Hatay'ında olduğu 15 ilde düzenlenen operasyonda otel rezervasyonu yaptırmak isteyen 180 kişiyi sahte web siteleri üzerinden dolandırdıkları öne sürülen 25 şüpheli gözaltına alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarının koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bazı otellerinin web sitelerinin benzerlerini yaparak çok sayıda yerli ve yabancı turisti sahte rezervasyonla dolandıranlara yönelik çalışma başlattı. Yaklaşık 6 aylık takipte suç örgütü üyelerinin 19 sahte şirket üzerine banka hesapları açtığı, sabit telefon hatları aldığı, açılan sahte web siteleri üzerinden otel rezervasyonu yapmak isteyen 180 kişiyi 12 milyon 346 bin lira dolandırdıkları tespit edildi. Muğla merkezi İstanbul, İzmir, Ankara, Tokat, Manisa, Gaziantep, Bursa, Eskişehir, Samsun, Mersin, Hatay, Zonguldak, Yozgat ve Aksaray'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda suç örgütüne üye oldukları iddia edilen 25 şüpheli yakalandı. Adreslerdeki aramalarda 27 cep telefonu, 9 tablet, 42 sim kart, 6 hard disk, 6 dizüstü bilgisayar, post cihazı, 10 senet, 5 şirket kaşesi, çok sayıda ödeme evrağı, paravan şirketlere yönelik not defterleri, ruhsatsız pompalı tüfekle, ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Soruşturma kapsamında 28 Ekim'de gözaltına alınan 6 zanlının tutuklandığı belirtildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı ünvanına sahip 44 yaşındaki sanatçı Cengiz Samsun, farklı ülkelerde açtığı perdesinde geleneksel Karagöz ve Hacivat Gölge oyununu tanıtıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı unvanına sahip 44 yaşındaki sanatçı Cengiz Samsun, farklı ülkelerde açtığı perdesinde geleneksel Karagöz ve Hacivat gölge oyununu tanıtıyor. Hatay'da 19 yaşındaki tiyatroyla tanışan Samsun, Karagöz ve Hacivat'a duyduğu ilgi sayesinde gölge oyunları alanında çalışmalar yapmaya başladı. Karagöz'de kendi tavsiyelerini geliştiren ve oyunlarını yazan Samsun, Türkiye'deki çok sayıda etkinlikte sahne aldığı öğrencilere ve kursiyerlere eğitimler verdi. Ya şuna baksana, kuyruğum var. Kuyruğum var. Sizlerin de kuyruğum var. Böyle en güçlü gittiğiniz onu varmış. Kral diyoruz o. Kral diyoruz. Cengiz Samsun, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca 2012'de somut olmayan kültürel miras taşıyıcılarına dahil edilmesinin ardından yurt dışındaki faaliyetlerini arttırdı. Fransa, Belçika, Hollanda, İsviçre, İngiltere, İsveç, Güney Kore, İtalya, Almanya, Sırbistan, Romanya, Bulgaristan ve Yunanistan'da gösteriler yapan Karagöz sanatçısı geleneksel gölge oyununun daha fazla duyurulmasını sağladı. Hep yabancı oyunlar mı oynayacağız? Bu işin yerli kısmı yok mudur merakıyla yola
çıktım. Yol tabii ki beni orta oyununa, Meddaha ve Karagöz'e götürdü. Karagöz büyük bir deryaymış. Onu keşfedince de bir daha o deryadan çıkamadım. Çünkü Karagöz'ün içinde bilirsiniz işin tasavvuf kısmı var, felsefesi var. Müthiş bir tarihçesi var. Bir de yapımı ve oynatımı konusunda çok özellikli bir iş. Hem kendiniz üretiyorsunuz tasvirlerinizi, boyalarınızı, oyun metinlerinizi klasikler dışında yazıyorsunuz. Onları sahneye taşıyorsunuz. Yani bir tiyatrocunun, bir oyuncunun yaşayabileceği muazzam bir tatmin ve muazzam bir iş olanağı genişliği var. Dolayısıyla beni çok cezbetti. Karagöz ve Hacivat sadece Ramazan aylarında sergilenen gölge oyunu değil ona göre. Maalesef son dönemlerde şöyle bir algı var. Biz onu da kırmaya çalışıyoruz. Karagöz çocuk oyunudur ya da hani sadece Ramazanlarda yapılan bir gösteriymiş gibi lanse ediliyor ya da öyle bir algı var. Hayır, tam tersine Karagöz aslında yetişkin tiyatrosudur. Fakat tabii ki çocuklara da oynanıyor. Biz de her ikisini yapmaya çalışıyoruz. Ramazanlarda da gösteri tabii ki yapıyoruz. Fakat Karagöz asla ve asla sadece Ramazan gösterisi değildir. Sadece çocuk gösterisi değildir. Ve yabancılar. Güzel ülkemizin hemen hemen her yerine gittim. Kasabasına kadar, köyüne kadar. Hem tiyatroyla hem Karagöz'le, kuklayla. Ve Avrupa'nın tamamı, biraz uzak doğu, Güney Kore taraflarından tutun. Hemen hemen Balkanlar. Yani bu işin icra edilebileceği neresi var ise her yere yetişmeye çalışıyorum. 25 yılda muhtemelen ciddi bir taraflarını, bir kısmını gezdim dünyanın. Ülkemizin her tarafını gezdik. Bak ne olur artık yeter ya, vallahi Allah. Tamam, sabırlı ol, biraz bulacağız. Nerede bulacağız biz bu adamı? Dizanor kazara. Sen böyle yumurtacı dinozor. Tamam ya, tamam, getir dedi. Ve Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Karagöz Kukla Festivali kapsamında Naif Bey ve Yaveri oyunu Expo Antakya alanında seyirciyle buluştu. Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Karagöz Kukla Festivali kapsamında Naif Bey ve Yaveri oyunu Expo Antakya alanında seyirciyle buluştu. Şöyle, şimdi bakın biz... İnsanları böyle daha hani alkışlatarak böyle daha tempolu bir başlangıç yaparsak belki hani biraz daha eğlenceli olur diye düşündüm ben. Hem eğlenceli hem de eğitici etkinliklerin gerçekleştirildiği Expo alanında çocukların yanında yetişkinlerin de keyifli vakit geçirdiği kukla oyunu büyük ilgi gördü. Yaptın mı şakanı? Yaptım hocam. Ne yaptın? İşte şaka. Hangisini? Yani Hatay'ın üstünden geçen martını. Gökhan. Ne var hocam? Gökhan'cığım, yeni şaka yaz dediğim zaman sadece şehri değiştiriyorsun. Naif Bey'in bir çorap olarak kukla olma serüveninin Gökhan Yılmazer tarafından anlatıldığı eğlenceli kukla oyununda Hataylılar kahkaha dolu bir hafta sonu geçirdi. Kardeşim mi olsun? Haydi! Torun! Ama bir torun, ben evli değilim ki. Oğlum, prosedürü biz de biliyoruz. Önce evlen, sonra çocuk yap istiyor. Yani sonuçta çalışmadık ya, hani risk almıyor muyuz? Gökhan'cığım. Ben seninle sahneye çıkarak en büyük riski alıyorum zaten. Naif Bey'in hikayesini izleyip keyifli bir akşam yaşama imkanı bulan izleyiciler, Hatay'da kültür sanat etkinliklerinin artmasından dolayı mutluluklarını ifade ederek buna vesile olan Başkan Savaş'a teşekkür etti. Kukla oyununu eşi Profesör Doktor Nazan Savaş'la birlikte izleyen Başkan Savaş, oyun sonunda bir konuşma yaptı. Hem Murat Bey'e hem Gökhan Bey'e teşekkür ediyoruz. Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu mabet güzel oldu ya. Burada her şeyi yapıyoruz. Yazlık kışlık. Burada artık sanat hiç durmayacak. Bizim buradaki sanatsal faaliyetlerimize de sizin gibi kardeşlerimiz, dostlarımız gelip Hatay'da artık Hatay'ın sanat şehri olduğunu gösterecek, kültürel şehir olduğunu gösterecek. Ve bütün gezdiyseniz burası Hatay'ın kültürel eğlence, ekonomi, eğitim, birçok alanında artık Hatay'a hizmet edecek. Bu salonda inşallah hep kalacak. Sizler de gelip burada sanatınızı icra edeceksiniz. Hatay, Akdeniz kıyı şeridinin korunması ve daha yaşanılabilir bir çevre hedefiyle
faaliyet gösteren Akdeniz Kentler Birliği'ne üye olarak kabul edildi. Hatay Akdeniz kıyı şeridinin korunması ve daha yaşanılabilir bir çevre hedefiyle faaliyet gösteren Akdeniz Kentler Birliği'ne üye olarak kabul edildi. Türkiye'nin en güneyindeki kent olan Hatay, Hatay Büyükşehir Belediyesi girişimleri sonucunda ve belediye meclisinden çıkacak karara bağlı olarak Akdeniz Kentler Birliği'nin resmi üyesi olacak. Resmi üyelikle birlikte başta çevresel konular olmak üzere pek çok alanda ülkeler arası projeler ve işbirlikleri geliştirilecek, sorunların çözümü için ortak hareket edilecek. Akdeniz kıyı kentlerinin çevresel koruma ve yönetimi konusunda görüş alışverişinde bulunmak, sorun ve ihtiyaçları tespit ederek çözüm konusunda işbirliği geliştirmek, sürdürülebilir gelişme çerçevesinde hareket etmek amacını taşıyan Akdeniz Kentler Birliği üyeleri için çeşitli fonlarda ayırıyor. Akdeniz Kentler Birliği üye şehirlerinde hava kirliliği, su kirliliği, plastik atıkların çevreye verdiği zararlar, sıfır atık, akıllı şehir uygulamaları gibi konularda araştırmalar yaparak araştırma sonuçlarını üye ülkelerle paylaşıp ortak çözüm bulunması konusunda somut adımlar atıyor. Ve Adana merkezli toplam 7 ilde FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 72 şüpheliden 10'u tutuklandı, 62'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adana merkezli 7 ilde FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 72 şüpheliden 10'u tutuklandı, 62'si adli kontrol şartıyla salıverildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 21 Kasım'da FETÖ'ye yönelik operasyon kapsamında aranan 4 zanlı daha gözaltına alındı. Soruşturmaya ilişkin edinilen bilgilere göre gözaltındaki 72 şüpheliden bazılarının örgüt tabanını diri tutmak için düzenlenen sohbet toplantılarına katıldığı, aralarında meslekten ihraç edilen doktor, polis ve çeşitli meslek gruplarından memurların da olduğu öğrenildi. Zanlılardan Dursun Kanun'da memurların katıldığı toplantılarda sohbet hocalığı yaptığı öne sürüldü. Toplantılara katılan kişilerin polis takibine yakalanmamak için internet üzerinden iletişim kurdukları ve gizlilik içerisinde hareket ettikleri, cep telefonlarını kapalı tuttukları belirlendi. Zanlılar arasındaki meslekten ihraç edilen polis memuru Ramazan Kağan'ın haklarında yakalama ve tutuklama kararı bulunan örgüt üyelerini gaybuvet evlerinde saklanmasını ve yurt dışına kaçırılmasını organize ettikleri belirlendi. Örgüte yönelik soruşturma kapsamında 2019'da 5 yıl hapis cezasına çarptırılan Adana'da eski bir oda başkanı Muammer Ç'nin oğlu Bahattin Ç'nin de Ramazan K'ya yardım ettiği ileri sürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen zanlılardan Dursun K, Ramazan K ve Bahattin C'nin de arasında olduğu onu tutuklandı. 62 adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polis soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 3 zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Evet, Mersin diyeceğiz. Jandarma Genel Komutanlığı'nca terör örgütü IŞİD'in finans kaynaklarına yönelik Mersin merkezli 11 ildeki operasyonda 3 zanlının tutuklandığı açıklandı. Jandarma Genel Komutanlığı'nca terör örgütü IŞİD'in finans kaynaklarına yönelik Mersin merkezli 11 ildeki operasyonda 3 zanlının tutuklandığı bildirildi. Komutanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda Mersin İl Jandarma Komutanlığı'nca terör örgütü IŞİD'in finans kaynaklarının önlenmesi amacıyla operasyon düzenlediği belirtildi. Mersin merkezli 11 ildeki 20 şüpheliye yönelik operasyonda 3 zanlının tutuklandığı kaydedildi. Paylaşımda operasyona ait görüntülere de yer verildi. Şimdi reklam. Evet ve reklamdan döndük. Sağlık diyeceğiz, sağlık sektörü diyeceğiz. Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği Hatay'da bir araya geldi. Özeldeki sorunlar masaya yatırıldı. Fazıl Altınay, Hatay Özel Sağlık Kuruluşları Derneği Başkanı, değerli dostum. O da vardı, onun da bir konuşması vardı. Mehmet Altuğ, Özel Hastaneler Platformu Derneği Başkanı. Reşat Bahat, Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği Başkanı,
Ertuğrul Eğin, Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı ve Mehmet Gündüz, Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısının açıklamaları vardı. Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği bölgesel toplantılarının ilkini Hatay'da gerçekleştirdi. Cumartesi günü Hatay'da bir otelde bir araya gelen dernek üyeleri, özel hastane ve sağlık kuruluşu ilgilileri, Sağlık Bakanlığı yetkilileri, özel sektörde sorunları ve çözüm önerilerini konuştu. Toplantıya Adana, Mersin, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Osmaniye çevre illerinden de özel sağlık kuruluşlarının yetkilileri katıldı. Toplantıda ilk sözü Hatay Özel Sağlık Kuruluşları Derneği Başkanı Fazıl Altınay aldı. Özel hastaneler bir araya gelip bir dernek girişiminde bunun sonunda sizlerle tartışan üzere ve böylesi çok büyük bir organizasyon ilk defa olarak gerçekleştirmiş olacağız. Ardından Özel Hastaneler Platformu Derneği Başkanı Mehmet Altuğ, Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği Başkanı Reşat Bahat ve kamu yetkilileri Ertuğrul Eğin ile Mehmet Gündüz konuştu. Sizleri daha iyi anlayıp sorunlarımıza, sektör sorunlarına çözüm bulmak noktasında inşallah adımlar atmış oluruz. Evet, sağ olsun. Sosyal medyada birkaç defa cüzi de olsa güncellemeler yapıyor ama bizim sosyal medyadan anlaşma yaptığımız dönemden bu yana kaybımız %3.000. Yani öyle %50 ile %40 ile %100 ile %50 şeklinde değil. Platform değil, oturup çözüm noktalarına çağırıyor. Platform da bizi ortak akıl tutmaklarına çağırıyor. Aklın ve çözümün olduğu yerde bizi bürokratik olarak olmayışı tabii ki eşit olmaz. Onun için bu toplantılara her zaman katılıyoruz, zevkle katılıyoruz. Ben bir doktoruyum. Aranızda mutlaka meslektaşlarım var. Hastalığı olmadı, hastalığın olduğu bir kültürün mesleğiydi. Hal böyle olunca sağlık kuruluşlarında da sağlık kuruluşu hepimiz ayrı ayrı birer değersiniz. Bazen Ankara'da hepimizin ilk sırada tek bir mevzuanda, tek bir çizgiyle hepimizin içinde çok zor. Problemler her zaman oluyor. Reşat Başkan'ın bahsetti. Sektörü, bana göre özel sektörü ve kamuoyuna eyvah çok önemli değil. İkisi birbirine mevcut. Buna böyle bakarsak aslında hiçbir şeye problem olarak da bakmayız. Ve çözüm noktasında da ortak bir yerlerde buluşuruz diye düşünüyorum. Bu haberde diyabetle ilgili Diyabetli Yaşam Derneği Hatay Şubesi üyeleri diyabet bilinci sağlıklı yaşatır eğitiminde bir araya geldiler. Diyabetle Yaşam Derneği Hatay Şubesi üyeleri diyabet bilinci sağlıklı yaşatır eğitiminde bir araya geldi. Onlar sertleşim bozuluyor, beslenmesi bozulduğu için artık açılıp kapanmıyor, böyle el kepçe şeklinde kalıyor. Hatmek'teki eğitim seminerine katılan üyeler ve hastalar hastalık hakkında sunumlarla bilgilendirildi. Kan şekeri kontrolü için düzenli egzersiz çok önemli. Sağlığımızı tehdit eden diğer yaşam tarzı hataları da sigara, alkol, stres, yetersiz su tüketmek, asitli içecekler, fazla şeker tüketimi. Diyabetle Yaşam Derneği Hatay Şubesi kurucusu Doktor İdris Emir, her yönüyle diyabet başlığıyla çeşitli bilgiler paylaştı. Safhalarda yemekle ilgili terleme, yani bazıları gelir der ki ben yemek yiyince terlemeye başlıyorum. Anormal bir terleme oluyor. İşte bu gibi durumlarda gene şeker hastalığının yaptığı ter bezlerine ve bazı organlara, sinirlere yaptığı hasarlardan dolayı olmaktadır. Ardından beslenme uzmanı Meltem Emir beslenme ile ilgili bilgiler verdi. Onun da başlığı sağlıklı, dengeli, düzenli ve tıbbi beslenmeydi. Tam taneli tahıllar, tatlılar, şekerli gıdaların tamamı, nişastalı sebzeler, meyveler, kuru baklagiller, süt ve süt ürünleri karbonhidrat içerirler. Karbonhidrat içermeyen besinler nelerdir? Kırmızı et, tavuk, balık, yumurta protein grubudur. Hiç karbonhidrat içermez. Zeytinyağı da yağ grubu içerisine yer alır. Hiç karbonhidrat içermez. Biz diyabetli hastalarda karbonhidratı kısıtlarız. Akif Kemal Akay efendim diyeceğiz. Seyhan Belediye Başkanı. Ekonomik zorluk yaşayan üniversite öğrencilerinin yaşamlarını kolaylaştırma adına çalışmalarını sürdürüyor. Bakalım nasıl bir çalışmayı
öngörmüş. Akif Kemal Akay yönetimindeki Seyhan Belediyesi ekonomik zorluk yaşayan üniversite öğrencilerinin yaşamlarını kolaylaştırmaya yönelik hizmetlerini sürdürüyor. Hafta içi her akşam Adana'daki üniversitelerde öğrenim gören öğrencilere akşam yemeği ve çay ikramında bulunan Seyhan Belediyesi öğrencilere tasarruf ettirerek bütçelerine de katkı sağlıyor. Geçtiğimiz Ramazan ayında Başkan Akay'ın talimatıyla başlatılan üniversite öğrencilerine yemek uygulaması yaz tatilinin ardından yeniden başladı. Seyhan Belediyesi aşevlerinde hijyenik ve sağlıklı koşullarda pişirilen yemekler hafta içi her gün saat 17 ile 19 saatleri arasında öğrencilerin yoğun olarak yaşadığı Yeşil Yurt Mahallesi'ndeki belediye hizmet binasında öğrencilere ikram ediliyor. Yemeğin ardından konuklara çay ikram edilip belediyenin gençlere sunduğu diğer olanaklar hakkında bilgilendirilerek bu olanaklardan yararlanma daveti yapılıyor. Başkan Akay'ın da zaman zaman katıldığı akşam yemeği buluşmalarında renkli anlar yaşanıyor. Gençlerle birlikte yemek yiyen Başkan Akay, çay ikramında gençlerle sohbet ediyor. Gençlerin ihtiyaçlarını, isteklerini ve önerilerini dinleyen Başkan Akay, gençlik hizmetlerini yine gençlerin öneri ve istekleri doğrultusunda yapılandırıyor. Sıcak bir aile ortamında sıcak yemek ikramından yararlanmak isteyen gençler 0535 011 2913 numaralı telefondan randevu için Seyhan Belediyesi'nin görevlilerine ulaşabilir. Ve Kadın Futbol Süper Ligi A grubunun 6. haftasında Hatayspor sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Kadın Futbol Süper Ligi A grubunun 6. haftasında Hatayspor sahasında Beşiktaş'la 1-1 berabere kaldı. Kırıkhan İlçe Stadyumundaki karşılaşmaya kentteki spor severler ilgi gösterdi. Karşılaşmanın 32. dakikasında Hajiyeva'nın kendi kalesine attığı golle ilk yarıyı Beşiktaş 1-0 önde kapattı. Hatayspor'un eşitliğini sağlayan golünü 90+6 dakikasında penaltıdan Okyer'e kaydetti. 1-1 berabere biten karşılaşmayı CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve Takaş Hatayspor Genel Sekreteri, kadın futbol takımı sorumlusu Rahmi Vardı ve çok sayıda sporsever izledi. Maç sonunda kadın sporcular halay çekti. Maçı başından sonuna takip eden Nazan Savaş, taraftarı takıma destek çıkmaya çağırdı. Valla çok keyifli bir maçtı. Erkek futbolunu aratmayacak bir maçtı, onu söyleyeyim. Çok keyif aldım. Bütün seyircileri de çağırıyorum ben maçlara. Sadece futbol değil, voleybol var, basketbol var, futbolu var. Pek çok alanda takımımız var. Bir de bunların hepsinin altyapısı var. Yani aslında bir sistem kuruyor başkan. O nedenle de çok daha ileride daha büyük başarılar bizi bekliyor diye ümit ediyorum. Ve bir diğer spor kulübümüz Hatay Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ligin 9. haftasında Tuzla Belediyespor'u evinde ağırladı. 86-64'te maçtan galip çıkmayı bildi. Hatay Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ligin 9. haftasında Tuzla Belediyespor'u evinde ağırladı. Hataylı basketbolcular karşılaşmayı 86-64 kazanarak ligdeki 7. galibiyetini elde etti. Maça moral ve motivasyonu yüksek bir şekilde başlayan Mavi Beyazlılar ilk periyodu 18-16 önde tamamladı. İkinci periyotta da rakibine öne geçme şansı tanımayan Hataylı basketbolcular soyunma odasına 42-32 önde girdi. Mavi Beyazlılar etkili oyununu maç boyunca sürdürdü. 3. periyodu 62-50 üstün tamamlayan Hatay Büyükşehir Belediyespor, maçın final periyodunda da hata yapmadı ve sahadan 86-64'lük skorla galip ayrıldı. Evet sevgili seyirciler, diğer spor kulüplerimizden biri de erkek handbol takımımız. Hatay Büyükşehir Belediyespor erkek handbol takımı Spor Toto Spor Kulübü'nü evinde ağırladı. Maçtan da 25-23 galip ayrıldı.
Erkekler Handbol Süper Lig'de başarılı performans yakalayan Hatay Büyükşehir Belediyespor Erkek Handbol takımı Spor Toto Spor Kulübü'nü evinde ağırladı. Karşılaşmaya etkili başlayan ve ilk dakikadan itibaren oyuna ağırlığını koyan Hatay ekibi mücadeleden 25-23 galip ayrıldı. Baştan sona büyük çekişmeye sahne olan maçın ilk yarısına ev sahibi Hatay Büyükşehir Belediyespor kazanarak ilk periyodu 14-10 önde tamamladı. İkinci yarıda da heyecan üst seviyedeydi. Savunma ve hücumda hata yapmayan Hataylı handbolcular karşılaşmadan 25-23 galip ayrılarak önemli bir başarı daha elde etti. Evet ve son haberimizde Hatay Amatör Küme'de şampiyonluğu hedefleyen Sümerspor yeni sezona merhaba dedi. Yeni sezonda Hatay Amatör Küme'de şampiyonluğu hedefleyen Sümerspor yeni sezona merhaba dedi. Defne Atatürk Stadyumu'nda gerçekleşen sezon açılışı törenine Katar'da bulunan Başkan Yılmaz Gülbahar internet bağlantısıyla katıldı. Sezon açılışında oyuncularıyla görüntülü konuşan Başkan Yılmaz Gülbahar, yeni sezonda Sümerspor'un adını Hatay'da altın harflerle yazdıracağız. Ben sizlere ve teknik ekibimize çok güveniyorum. Bu ligde namağlup şampiyon olacağımıza inanıyorum. Hepiniz yetenekli ve geleceği parlak olan oyuncularsınız. Bu forma altında çok çalışarak camiamıza şampiyonluk yaşatacağınızdan hiçbir kuşkum yok. Yeni sezonun hayırlı olmasını diliyor. Hepinize başarılar diliyorum. Yönetim kurulundaki arkadaşlarıma emeklerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum diye konuştu. Sümerspor'da görevi şartlı olarak kabul ettiğini anlatan Başkan Gülbahar, heyecanın olmadığı, hedefin olmadığı yerde ben zaten olmam. Sümerspor'un hedefi büyük dediler. Hiç düşünmeden teklifi kabul ettim. Elimizden ne geliyorsa her türlü katkıyı vereceğiz. Yenilgisiz olarak üst liglere çıkacağız diye görüşlerini aktardı. Teknik direktör Hayrettin Doğan açılışta oyuncularına seslenerek yeni sezonda hep birlikte zoru başarmak için çaba göstereceğiz. Çok kaliteli ve karakterli oyunculardan kurulu bir oyuncu kadrosuna sahibiz. İnşallah sizlerle birlikte çok çalışarak arzuladığımız hedeflere ulaşacağız. Bize her zaman maddi manevi desteğini esirgemeyen başkanımız Yılmaz Gülbahar'a yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyor. Sezon sonunda şampiyonluk hediye etmek için çaba sarf edeceğiz dedi. Sümerspor 2. Başkanı Selim Göbelek ve Teknik Direktör Hayrettin Doğan HRT Akdeniz'den Ömer Cihangir'in sorularını yanıtladı. Yaptınız. Öncelikle hayırlı bir sezon diliyorum. Sakatlıksız fair play çerçevesinde olacak bir sezon olur inşallah. Tabii ki en büyük hedefimiz şampiyonluk. Hatta namağlup şampiyonluk en büyük hedefimiz. Güzel bir kadro kurduk. Güzel bir yönetim kurduk. Umarım bunun emeğini de alacağız. Karşılığını, emeklerimizi karşılığını alacağız. Dediğim gibi hayırlı bir sezon olur inşallah. Şampiyonlukla biter. Biz de büyük bir mutluluk yaşarız. Bundan sonraki hedef ne? Bundan sonraki hedef tabii ki kategori kategori bunu Bal Ligi'ne taşımak inşallah. Yılmaz Başkanımızla birlikte. Herkesin desteğiyle. Çok teşekkürler. Sağ olun. Rica ederim. Esas şöyle. 4-5 yıldan beri ben hocalığı bırakmıştım. Sümerspor çünkü gerçekten bana göre geriye itildi. Kimse ilgilenmedi. Tek başımıza kaldık. İlgisiz kaldı. Ama bu sene çok güzel bir yönetim oluşturduk. Hedefi belirledik. Hedef şampiyonluk. Tekrar eski günlere dönmek. Amacımız 2'den 1'e 1'den süpere çıkmak. Bir yıl içerisinde olacak bu gerekirse. Büyük ihtimalle de çıkacağız. Çünkü iyi bir kadro kurduk. Gençlerden oluşan bir kadromuz var. İleriye yönelik gerçekten umut vaadinin gençlerimiz var. Ki büyük ihtimalle hem 18'lerimiz hem amatör takımımız bu sene şampiyon olacak ve Sümerspor'u hak ettiği yere getireceğiz. Ve sevgili seyirciler, ana haber bültenimiz bugünlük bu kadar. Yarın saat 19.30'dan itibaren ben Ali Yolcu, elbette Allah izin verirse yeniden sizlerle birlikte olacağım. Siyasetle ilgilenenler için söylüyorum. Ümit Özdağ Profesör Doktor 20.30'da hemen ana haber bültenlerinden sonra sizlerle birlikte olacak. Can arkadaşımızın sorularını yanıtlayacak. İyi akşamlar.